Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, insan görmek ister, gördüğünü anlamak ister. Ama ne yazık ki Allah'ın insana verdiği göz her şeyi en iyi şekilde görmeye müsait bir organ değil. Hem gözün kapasitesi sınırlı hem eskiyor. 40 sene insan iyi gördüğü gözüyle 40. senesinden sonra eksilmelerin olduğunu anlayabiliyor. Kimi insan da doğuşundan farklı görüyor. Uzağı göremiyor. Yakını göremiyor. Bulanık görüyor. Çapraz görüyor. Bölünmüş görüyor. Göz görme organımız ama her şeyi istediğimiz gibi görebilen değil. Bir de arıza yapıyor. Eksiklik çıkarıyor. 70 yaşında problemli hale geliyor. 90 yaşında tamamen kaybolabiliyor. İnsan oturmuş, bu sorunu çözmeye çalışmış. Gözlük diye bir nesne icat etmiş. Allah'ın lütfu ve enayetiyle. İlk olarak şunun gibi bir şey bulmuşlar. Bu insanın daha iyi görmesine yardım etmek için icat edilmiş ilk gözlük. Böyle normal şimdiki gözlüğe benzemiyor ama bununla küçücük şeyleri büyütmüş insanlık. Sonra Allah lütfetmiş. Böyle elde taşınan mala gibi, ispatula gibi bir şey değil de böyle bir şey icat etmiş. Bununla da görmeye çalışmış. Şimdi eğlenceli bir şey gibi görünüyor ama 150 sene önce insanlar bunu mucize bir alet gibi görüyorlardı. Sonra Allah'ın lütfuyla insan çalışa çalışa şöyle bir gözlük yapmış. Şimdiki gözlüklere benziyor. Ama yine de insanın arayışı bitmemiş. Sonunda herkesin burnuna göre ayarlayabileceği bir gözlük yapmış. Bu da insanların görmesine yardım etmiş. Allah çalışana veriyor. Kanunu bu. Bu kanunu Allah kafir, Müslüman ayırmadan uyguluyor. Çalışsın, mümin de bir şeyler yapsın istiyor. Yok kafir yaparsa Allah onun elinden sanatı icra ediyor. Sonunda insan bu gözlüğü de yapmış. Bu dijital bir gözlük. Bunu da insan gözüne takıyor. Ama çok işlevli. Kamerası var, ses kayıt cihazı yapıyor, gördüklerini hafızaya alıyor. Normal bildiğimiz şu gözlüğüm gibi bir gözlük. Belki bir iki milim daha kalın. Müzik dinletiyor. Çok müzik meraklısına müzik dinletiyor. Bir gözlük ama. Bu da gözlük. Biraz önce gördüklerimiz de adı da gözlük gibi gözlük. İnsan sadece şu gördüğüm yazıları okuyayım demekle yetinmiyor. Uzun ötelerde bir ada var mı diye gemiciler görsün diye böyle bir dürbün icat etmiş sonunda. Çünkü bir kilometre ötesini görmek istiyor. İnsan çok görmek istiyor. Ama bu dürbün onun için yeterli olmuş mu? Yok. Bunu sadece gemiciler kullanmışlar ama daha güzelini de icat etmiş. Bununla çok daha öteleri görmüş. Uzunları görmeye çalışmış. Uzun mesafeleri görmek için kullanmış. Allah çalışarak elde ettiği nimetlerin kıymetini bilsin insan diye bakmasını, tefekkür etmesini istiyor ama insanoğlu bunu her zaman yapamıyor. İnsan böyle bir dürbün de yapmış. Hem dürbün, hem kamera ve her türlü ayarı yapılabiliyor. Yakını biraz daha yakınlaştırıyor. Çıplak gözle hiç görmen mümkün olmayan şeyleri karga gibi bulutların ötesinden seyrediyor. Bu da dürbün. Bu da dürbün ama bu da gözlük. Bunların hepsi insanın çok görme arzusuna yardım eden cihazlar. Bunu da geliştirmiş insanoğlu. Ötelerin ötesini görmek istiyor. Çok fonksiyonlu. Video çekiyor, her türlü iş yapıyor. Adı ne bunun? Dürbün. İşine, göze yardım etmek. Ve insanoğlu meraklı. Allah -u Teala da kabiliyet vermiş. Şu bulutları aşınca ne var ileride diye merak etmiş insanoğlu. Onun için de bir teleskop yapmış. Bu ilk teleskop. Böyle yani şimdi müzelerde var. Resmini de müzelerden aldık zaten. Teleskop. Bu teleskop bulutların ötesinde ne var? Çünkü dürbün bulutlara kadar görüyor. Bulutların ötesini görmek dürbün işi değil. Ne kadar modern olursa olsun teleskop lazım. Bu ilk defa insanoğlunun bulutlardan ötede ne olup bitiyor görmeyi merak ettiği için Allah'ın lütfuyla geliştirdiği bir cihaz. Bunu da geliştirmiş, rasathaneye koymuş. Bununla her türlü gök cismini incelemeye çalışmış. Bu onun moderni. Biraz daha da modernleştirmiş ve gezegenler arası incelemeler yapmak için bu çok fonksiyonlu teleskopu Allah'ın lütfuyla icat etmiş. Bununla bulutları aşıyor. Güneşin sağında solunda ne var ne yok onu görüyor. O yıldız kaydı bu yıldız gitti geldi. Bahçesinde çiçekleri seyreder gibi gökyüzündeki nesneleri seyretmeye çalışıyor bu teleskop cihazıyla. İnsanın merakı bitmiyor. Uzakları gördü. Gördüğünün ayrıntılarını da görmek istiyor. Bu sefer mikroskop dediğimiz bu cihazı icat etmiş. Allah'ın lütfuyla ve yardımıyla. Bu sefer camın üstüne koyduğu bir damla kanın içinde dolaşıp duran canlıları görmüş. Normalde sen gözünle göremediğin şeyi, çöp zannettiğin şeyi, pislik zannettiğin şeyi koymuş bunun önüne. Sen idrar, dışkı zannettiğin şeyden senin hayatının fonksiyonlarını çıkarıyor. Bu da mikroskop. İncenin ayrıntılarını gösteriyor. Bunu da insanoğlu icat etmiş, geliştirmiş. Hep Allah'ın lütfuyla ortaya çıkan şeyler bunlar modern bir mikroskop. Biyoloji dersinde değiliz kardeşlerim. Daha önemli bir dersteyiz. Biyolojiyi de içinde barındıran bir dersteyiz. Allah'ın araştır, devam et, ben sana yardım ederim mesajını anlayan kafir, Müslüman, her kim varsa sonunda bu cihazı da keşfetmiş. Bununla insanın kanındaki mikropları görmeye çalışıyordu. Bununla çapını büyüttü göreceği şeyin insanın kaslarının içine girmeye çalışmış. Beynindeki hücrelerde arıza var mı? Kanser nerede? Bunu keşfetmeye çalışmış. Bu insanın şu çıplak gözle göremediği ama merak edince gördüğü şeyler demek oluyor. Kardeşlerim, şimdi bir sorumuz var. Bu soruyu cevaplandırarak problemi çözeceğiz inşallah. Şu cihazın adı MR cihazı. Bu cihaz tabut gibi bir şey. Allah içine düşürmesin, dua ederiz. Ama bunun içine sokulan insan yaklaşık bir 20 dakika alınacak görüntü çeşidine göre 30 dakika içinde duruyor. Korkunç dağlar devrilir gibi sesler, bolduzer sesleri gibi seslerin içerisinde seni böyle öldürüyorlar zannediyorsun. Meğer bu senin içindeki resimleri çekiyor. Beynini, ayağını, fıtığını, tırnağını ne, ne istiyorsa doktor in oraya diyor. Bunu genelde bodrum katlarına koyuyorlar hastanelerde, yer altı katlarına. Çünkü ancak orayı hak edecek gibi duruyor. Normalde çok büyük bir cihaz değil ama o çalışmaya başladığında bir dağ öbür dağa çarptı zannediyorsun. Öyle büyük sesler manyetik alanlar oluşturuyor. Bunun içindeki bu tabut gibi yerde duran insanda ne varsa bu sadece onu gösteriyor. Bunun içine girince fıtık düzelmiyor. Fıtık düzelten bir makine değil bu. Fıtığı keşfeden bir makine. Kaslar nerede kopmuş onu keşfeden bir makine bu. Asla senin kaslarını birbirine yamamıyor. Git doktor yapsın onu diyor. Bu bunun filmi var. O filmi de zaten sen bakınca kömür deposunda kalmış bir bez parçası herhalde. Bir şey yok ki bunda. Doktor bir bakıyor, bunda neler? Uuu, neler okuyor? Yani insan utanmasa sen bunu neresini okuyorsun diyecek doktora. ne okuyorsun burada ya? Okunacak bir şey yok siyah bir görüntü bazı yerleri böyle beyaz gibi hani orası iyi çıkmamış gölge çıkmamış gibi oradan neler okuyor bir de bir rapor yazıyorlar buna doktora tezi zannedersin allah Teala'nın lütfu ihsanı bir avuç kana istediğin kadar bakıyorsun hiçbir şey anlamıyorsun ama mikroskopla bakınca bu neler varmış neler meğer bunun içi depoymuş bu kanın içi çıkıyor grubundan vesairesine kadar al yuvar ak yuvar neler varmış meğer ki ama mikroskopta görülen kana mikroskop asla müdahale etmiyor edemez. Hatta hatta müdahale etmesin diye bunun nesnenin konduğu mesela kan incelemesi yapılacaksa o nesne alkolle temizleniyor vesaire tertemiz olsun mikroskop sakın bir şey bulaştırmasın diye. Çünkü mikroskopta bir gün önceki kanın lekesi varsa hala, o temizlenmediyse, yeni konan kanda sağlıklı bilgi vermeyecek demektir. Çünkü mikroskopun vazifesi, kanı düzeltmek, rengini beyazlaştırmak, mikrobunu gidermek değil. Ne var? Bunu öğrenmek. Bilgimizi sadece takviye ediyoruz. Herhangi bir Uzay aracıyla inceleme yaparken yıldızların yerlerini değiştirmek orada ağaç dikmek için kullandığımız bir cihaz değil bu. Biz bu cihazla sadece ne var orada? Ne oluyor? Bunu öğreniyoruz. Aynı şekilde gözlükle biz mesela böyle bir modern gözlükle bakarken bu yazının benim çıplak gözümle görülemeyen boyutunu çözmeye çalışıyorum. Çünkü ben 60 yaşını geçmiş biri olarak gözlüğümü çıkardığım zaman şurada sadece karaltılar görüyorum. Bu karaltılar yazıya dönüşmesi için 3,5 numara gözlük kullanmam gerekiyor. O zaman bakıyorum o çok güzel yazılar varmış burada görüyorum. O zaman okuyabiliyorum ama bu benim gözlüğüm, musahihim değil, redaktörüm değil. Bu benim gözlüğüm. Ne işe yarıyor? Yazıyı net görmemi sağlıyor. Abartır da bu gözlük sayesinde bu yazı yazıldı dersem tabiata ters bir iş yapmış olurum. Yanlış bir iş yapmış olurum. Gözlüğün vazifesi de, teleskopun vazifesi de, Dürbünün vazifesi de olanı netleştirmektir. Daha fazlasını beklersen mesela bana bunu satarken bak bu dürbün istediğin şeyi Amerika'dan sana getiriyor. Bu dürbünle bakarsan Avustralya'dan kanguru getirirler sana. Afrika'dan muz görürsün, muzu getirirsin derse bu sahtekarlık. Hayır. Dürbünün vazifesi kargo değil göstermektir. Daha ötesi sahtekarlıktır. Büyücülüktür, sihirbazlıktır, hilebazlıktır. Aziz kardeşlerim. Burada nefes alabiliriz şimdi. Peygamberlerin vazifesi bulutlar ötesinden bize bilgi taşımaktır. Daha ötesi yoktur. Yerleri, gökleri ve yaratanını tanıtmaktır. Peygamber zaten haber getiren demektir. Peygambere haşa, ilahlık, yaratıcılık yüklediğimiz zaman, bu teleskopun güneş sistemini oluşturduğunu iddia etmiş gibi oluruz. Teleskopun tek vazifesi, ötelerden görüntü almaktır. Peygamberin vazifesi de aleyhissalatü vesselam, öteler ötesinden Cennetten, cehennemden, sırat'tan, mizan'dan, Allah'tan, meleklerden haber getirmektir. Peygamberin vazifesi hurma ağacı budamak değildir. Çocukları tıraş etmek değildir. Onu Medine'de anneler ve çiftçiler yaptı zaten. Ama ne Medine'den ne de başka bir yerden görülmeyen cenneti, görülmeyen cehennemi görülmeyen mahşeri, görülmeyen sıratı gözümüzün önüne getirdi. Onun için ona tam iman eden sahabiler, o cehennemden bahsederken, faiz yiyenlerin nasıl şeytan çarpmış gibi dirileceklerini anlatırken, bizim dinlediğimiz gibi değil, yüzde yüz teleskopla, önünde hareket ederken Merih'i Jüpiter'i gördükleri gibi gördüler ve acaba bu cehennem beni tuşu, tutuşturdu mu şu anda diye eteklerine baktılar. Bulanık gözlerle görenlerin göremediklerini net bir şekilde Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam gözüyle gördüler. İmanın fonksiyonu da bu zaten. Değerli kardeşlerim, bir alemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize din öğreten bir alemin vazifesi bu gözlüğün ötesinde bir şey değildir. Çünkü insanlar normalde bu yazıyı göremezler. Gözlük bu yazıyı okunur hale getirir. Alim budur. Eğer bu gözlük okuldaki ödevimi yazıyor benim dersen bunun adı gözlük olmaz. Bunun adı kopya olur. Uydurma olur. Gözlük sadece net görmeyi, anlamayı, uzaksa problemin uzak, yakınsa yakını görmeyi sağlayacak. Başka bir fonksiyonu yok bunun. Yemek pişiren gözlük olmaz. Ödev yazan gözlük olmaz. Bu ümmetin alimleri başta Ebu Hanifeler olmak üzere ve onların da hocaları olan tabiiler ve onların da hocaları olmak durumundaki sahabiler bütünü biz Müslümanların gözlükleridir. Ebu Hanife'ye bakarak namazın nasıl kılınacağını görürüz. O da Abdullah İbni Mes'ud'a bakarak namazın nasıl kılınacağını görmüştü. Asla ve kat'a. Abdullah İbni Mes'ud bize namaz uydurmadı. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an bir sahabidir, bir alimdir, bu ümmetin gözlüğüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bulanık görmeyelim diye o vardır. Ebu Hanife ve onun talebeleri, biz bulanık görmeyelim diye, karıştırmayalım diye, üstün esre ötre karışmasın diye, kullandığımız gözlüklerdir. Biz, Ebu Hanife'nin dininde değiliz. Ebu Hanife'nin de mümin olmakla, Müslüman olmakla övündüğü, onun da bağlandığı dindeyiz. Ama onun gözleri çok derin gördüğü için, miyop veya başka bir hastalık taşımadığı için, Allah ona öyle lütfettiğinden, biz Ebu Hanife'yi kullanıp öteleri görmeye çalışıyoruz. Yazıları net okumaya çalışıyoruz. Kardeşlerim, şu gözlük bu yazıya eğer ilave yapıyorsa bu casus gözlüktür o zaman. O papaz gözlüğüdür. Çünkü papazlar da, rahipler de, hahamlar da önceki dinlerin mensupları Allah'ın kitabı, Allah'ın emri peygamberlerin mesajı iyi okunsun, iyi anlaşılsın diye bu ümmetin alimleri gibi görev üstlenmişlerdi ama hainlik ettiler. Allah'ın kitabında olmayan şeyleri satır aralarına sıkıştırdılar. Hristiyanların ve Yahudilerin Tevrat'ı ve İncil'i daha iyi görmelerini sağlamak onların vazifesi iken istediklerini sildiler, istediğini ilave ettiler. Casus gözlük oldular. Casus kalem oldular. Yuharrifun el kelime min ba'di Sözcükleri yerlerinden oynattılar Allah buyuruyor. Hainliklerinin temelinde menfaatleri koltuklarını kilisedeki çıkarlarını korumaktan başka bir şey yoktu sırf menfaat uğruna onların kilisedeki Havra'daki menfaatlerine zarar gelmesin diye Allah'tan çalıp kullarına sattılar Tevrat'la İncil'le oynadılar bu ümmetin alimleri hiçbir zaman gözlük olmanın ötesine gidemez değerli kardeşlerim bu ümmetin içinde bir tarikatın şeyhi olarak yer edilmiş ismi almış bütün şeyh efendiler, alimler olsa olsa bir mikroskop olabilirler. Daha başka olamazlar. Benim ahlakımdaki, ibadetimdeki mikropları, ayrıntıları görür, yavrum bunu yanlış yapıyorsun der. Şeyh budur, mikroskoptur. Asla kurtarıcı değildir. Mikroskobu evimize götürsek, sabahtan akşama kadar kanımızda ne var diye tahlil etsek asla bir doktorun muayene ettiği noktaya gelemeyiz. Neden? Mikroskop insan tedavi etmez çünkü. Sana durumunu gösterir, eksiğini gösterir. Doktor da ne yapacağını anlatır. Biz ümmeti Muhammediz. Elhamdülillah. Rabbim ne büyük nimetle bizi donatmış. Uzakları görme sorunu yaşayabiliriz. Teleskopumuz var. Ahiretten, cennetten, cehennemden ve benzeri ötelere ait çıplak gözle göremeyeceğimiz şeyleri teleskopla göreceğiz. O Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Biz riyaz Salihin okuduğumuz zaman, Bukhari isimli kitaptan hadis okuduğumuz zaman, yaptığımız işin özeti budur. Teleskopumuzun önüne oturuyoruz. Çıplak gözle. Milyon sene uğraşsak göremeyeceğimiz şeyleri. Miraca çıkan, miraçtan gelen, orada peygamberlerin ruhlarıyla buluşan, sidretül müntehaya çıkan ve bunu saniyeler içerisinde halledip gelen, bununla şereflendirilen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturunca biz, cennet nedir? Cehennem nedir? Sırat nedir? Hesap nedir? Ondan öğreniyoruz. Teleskopla bakmadıkça, sadece çıplak gözle bulut görüyorsun. Bulutlar içini karartır senin. Devamlı buluta baka baka, sadece şom ağızlı, kör gözlü olmaya gitmiş olursun. Teleskopumuz, bize öteleri gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi kainatın ötesine taşıyor. Binlerce, yüz binlerce sene öncesinden babamız Adem aleyhisselamın yaratılışından bize haberler getiriyor. Laboratuvarlarda göremeyeceğimiz şeyleri bize gösteriyor. Belki on binlerce sene sonrasının cennetinden, mahşerinden ve sıratından, meleklerinden ve cemalullahından söz ediyor. Çünkü İnsan gözünde uzağı görememek olunca gözlükle bu sorunu çözdüğü gibi insan beyni de uzağa düşünemediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzaklar nasıl düşünülür onu bize öğretecektir. Aynı şekilde küçücük kalan şeyleri gözden kaçırmamız muhtemeldir. Ağzımızdan çıkan cümleleri düşündüğümüz, konuştuğumuz şeyleri idrak edemiyor, ayrıntısını kavrayamıyor olabiliriz. Bir şeyh efendinin orijinal, bidatçı değil, insanların parasında gözü yok, şöhrette gözü yok, bir hırka, bir yama, bir lokma ile yaşayan, Allah dostu olmak için uğraşan, alkıştan hoşlanmayan, reklam istemeyen Allah'ın rızasından başka derdi olmayan bir şeyh efendi. Allah'ın azabıyla ve ile ilgilenen, kılık kıyafetiyle büyümemiş, himmetiyle, heyecanıyla, sabahlara kadar ibadetiyle büyümüş, yükselmiş bir şeyh efendi. Bizim hiç tereddüt etmeden söyleyeceğimiz mikroskopumuzdur. Evimizdeki ilişkilerimizi, ticaretimizdeki ayrıntılarımızı getirir, onun önüne koyarız ve ne durumdayım diye bilgi alırız. O da bize der ki, sen ibadeti eksik yapıyorsun. Bu ruhi çatlayışın, bu bunalımın, bu geçimsizliğin, bu iticiliğin bundan kaynaklanıyor. Git uzmana, sana güzel bir namaz öğretsin der. Bizi cami imamına sevk eder. Cami imamı da bizim normal gözlüğümüzdü. İlmihal'den okuyamadığımızı bize okutacaktır. Akademisyen veya medrese mollası bizim bulanık görmemizi önlemek için astigmat olmayalım diye kullandığımız bir gözlüktür. Ama bir şeyi unutmuyoruz kardeşlerim. Gözlük ne gözü tamir eder? Yani bir kere gözlük taktın yavaş yavaş senin gözlerinde o gözlüğün kalitesine geliyor. Bir kere mikroskop aldın, onunla birkaç ay çalıştın, senin gözünde mikroskop oldu. Böyle bir büyü yok dünyada. Sen insan olarak yaşadığın sürece, gözlüğe, mikroskoba, teleskoba muhtaçsın. Göremezsin başka türlü. Gözlük, görmene yardım eder, ama seni gözlük yapmaz. Günün birinde ben de gözlüm oldum artık diyemezsin. Ha ne olursun? Gözünün içine lens taktırırsın. O sadece gözlüğün modern şekli olur acımasın diye de gece çıkarırsın 12'de bir. İnsan göz ile gördüğü sürece göz de zayıf bir organ elinle kaşıtsan kızarıyor böyle bir organ olduğu sürece gözlüğe muhtaçsın eğer gözlük ben onu aldığımda yazılın şeklini değiştiriyorsa bu baş belası bir gözlük ben bu sayfayı okumak istiyorum gözlük arkasını bana okutuyorsa bu bela Gözlüğün tek vazifesi var. Bana yazıyı gösterecek. Mikroskopun tek vazifesi var. İçeride ne var ne yok kanda onu gösterecek. Teleskobun tek vazifesi var. Bulutun ötesinde ne oluyor bitiyor görecek. Ben ona göre kendim plan, hesap yapacağım. Düzeltilecek şey varsa ben düzelteceğim. Virgül konmamış yerin virgülünü ben koyacağım. Gözlük niye virgül koysun? O benim gözlüğüm. Ben değilim. Alim bizim baktığımız alim, önünde diz çöktüğümüz alim, Kur'an'a ilave yapabilecek biri değildir. O papaz değil, Kur'an'dan ayet çıkaramaz. Şeyh, benim cennetimi veremez. Beni cennetten kovamaz. Onun vazifesi, cennet satmak değil, cehenneme atmak değildir. Hidayet onun elinde değil, dalalet onun elinde değil. Hepsi bunlar Allah'ın elinde. Celle Celaluhu. O şeyh, bu alim, o müderris, o akademisyen bana Allah'a en yakın nasıl gidilir? Bunu gösterir. Sonra o da atölyesine çekilecek. Ben de atölyeme çekileceğim. İşimizi gücümüzü göreceğiz. Alim bana namaz kılmayı öğretip bana öğrettiği için kendisi keyfine bakan biri değil ki. O da namaz kılacak. Faiz bana da haram, şeyha da haram. Nitekim peygamber aleyhisselam da bize namaz öğretti, kendisi de namaz kıldı. Bize oruç öğretti, kendisi de oruç tuttu. Şu caiz haram dedi, her ne dediyse kendisine yaptı onu. Kardeşlerim, gözlüksüz bir hayat, dürbünsüz, teleskopsuz, mikroskop olmadan Yaşanacak bir hayat anlamsız. Ya yani bu kadar uygarlık, bu kadar teknoloji gördükten sonra delilik bu. Gözlüğe ihtiyaç hissetmemekte delilik. O zaman sadece gözünün gördüğü kadar 10 metrelik mesafeyi görürsün. Gelen bulutları göremezsin. Bulutların ötesini göremezsin. Elmanın içindeki kurduyla onu yersin, göremezsin onu. Allah bu kadar nimetleri niye verdi? Kulları kolay görsünler, rahat görsünler diye. Kesip insanların belinde fıtık var mı yok mu bakmaktansa allah Teala fıtığı kesit kesit bölüp binlerce kere büyütüp doktorun önüne gösteren bir nimet icat ettirmiş allah Teala. Elhamdülillah. Bunun yerine oturup da insanları parçalayıp organlarında ne var ne yok mu dedikten sonra tamir edilmeyince de çöpe mi atacaksın? Alimleri bulunmaları gereken noktanın ötesine taşıyanlar da ona sebep olan alimler de denkleri olan aynı suçu işlemiş olan Hristiyan rahiplerle din adamı denen kitleyle dirilirler kıyamet günü. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim papazları ilah edinenler diye bir kavram kullanmış. Lütfen buraya dikkat edelim. Papazları ilah. Yani ilah kelimesi tanrı edinme manasında. Sahabiden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demiş ki ya Resulullah ben Hristiyanları tanıyorum. Onlar Allah'a inanıyorlar. Papazlara da sen de Allah'sın, ilahsın demiyorlar ki. Bu ayet ne demek istiyor? diye sormuş. İtiraz manasına değil anlayamamış bunu. Çünkü ayet papazları ilah edindiler, tanrı edindiler diyor. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz papazlar o insanlara Allah'ın kitabında olmayan bir şeyi emrettiklerinde, tavsiye ettiklerinde onlar biliyorlar ki Allah böyle bir şey emretmedi veya yasakladı papazlar serbest diyor. Onlar Papazların yani o din adamı kılıklı kimselerin bu Allah'a müdahale, gözlük olmak gerekirken kalem olma çıkıntısını ve hatasını o Hristiyanlar benimsemediler mi? Utanmaz herifler. Siz nasıl Allah adına konuşursunuz? Siz kimsiniz? Dediler mi onlara? Demediler. Neden demediler? Herkesin hoşuna gitti bu. Hemen ev sahibi oluyorsun. Böyle İmam-ı Azam'a göre incelttin mi? Ev almakta zor, dükkan almakta zor, çalışmakta zor. Ne bu çektiğimiz ya? Çok da daraltıyorsun sen. Bu ne güzel la. Hoca dediğin böyle olacak işte. Alim bu. Gözlük, kalem, fotokopi makinesi her iş yapıyor mübarek. Dediler mi demediler mi? E dediler ya Resulullah tabi. Papazlar ne dediyse hoşlarına gitti. Ha. Bu işte Tanrı edinmektir buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Böylece Tanrı edindiler onu. Çünkü bir insan sadece onu yaratan Allah'ın huzurunda secde eder. Allah ne derse dost doğrudur o. Ne derse Allah odur tartışılmaz, aşılmaz, kaybedilmez değer. Alim haddini bilsin. Hoca kim? Alim kim? Şeyh kim? Kim müştehitmiş? Kim müştehit Allah'ın huzurunda? Allah'a karşı edebi olmayanın, İnsanlığı, Müslümanlığı mı var ki iştihadı olacak, müştehit olacak, alim olacak, şeyh olacak? Yok böyle bir şey. Bizim ümmetimiz Hristiyanların papazları gibi, Yahudilerin hahamları gibi bir kadrodan din öğrenmedi elhamdülillah. Bizim müştehitlerimiz, alimlerimiz, şeyhlerimiz Allah'ın kulu olduklarını unutmadılar. Tanrılık hakkı kendilerine asla getirilmedi talebeleri ağızlarından aşırı övgülü bir cümle çıkaracak olsa ondan bile rahatsız oldular. Kulluğu yarın cennet veya cehenneme girme seçeneklerinden biriyle sınanacağını unutturan hiçbir şey rıza göstermediler. Çünkü bu ümmetin alimleri bildiler ki biz Allahu Teala'nın Müslümanlara taktığı gözlükleriz sadece bu gözlükle bizi bizim gözlük olmamızla insanlar Kur'an'ı anlayacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi anlayacaklar. Gökte ne olup bittiğini, cennetin nerede nasıl olacağını, cehennemin niye kurulduğunu öğrenecekler. Bu kadar. Bizim misyonumuz bu. Daha ötesi yok. Bunu bütün alimler bildi. Bütün şeyhler bunu bildiler bana göre hiçbiri demedi. Allah'ın izniyle kıyamete kadar demeyecek. Tanrılaştırılmış, Rab edinilmiş alim bizim ümmetimizde olmaz. Öyle bir müştehit bizim ümmetimizde yoktur. Ha, biz hatadan arınmış bir nesil miyiz? Haşa. Elbette değil. Bizden de böyle Parazitler çıkabilir mi? Çıkar tabii. Ama ümmet şuuru, Müslümanlık heyecanı, Kur'an zevki, Bukhari duymuş olmak, Riyazu Salih'in okumuş olmak kalitesi otur. Haddini bil. Sen sadece bilen alimsin. Sen bana Kur'an'ı göster. Faiz şimdi helal olur sakın deme. Dersen seninle selamı keserim diyen bir ümmet var burada elhamdülillah. Birisi çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı, onlarca hadiste yasakladığı müziği helalleştirebilir. Onun sakalı da olabilir. Çok tefsirleri de olabilir. Resulullah'ın sözü sallallahu aleyhi ve sellem haktır. Sen batılsın. Sen vurduğun tokmakla, sazla, cazla beraber yuvarlandın gittin onun gözünde. Ümmet seni takmaz. Elhamdülillah. Ebu Hanife de bu hataları yapsaydı, ümmeti Muhammed onu uçurumdan atardı. Ab Abdullah İbni Abbas da bunu yapsaydı, diğer sahabiler ona tolerans yapmayacaklardı. Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudiler ve Hristiyanlar, alimlerini kullanarak, alimleri de onları sömürerek, kafalarına göre bir din, zevklerini bozmaz, faize helallik çıkarır, bir din oluşturdukları için Allah o dinleri kaldırdı. Ebedi değişmeyecek Kur'an'a iman eden bu ümmeti getirdi. Elhamdülillah biz bu ümmetteniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.